Tekrar merhabalar. Bu videomuz dar boğaz analizini yapacağız. Dar boğaz analizinde genellikle bir üretim süresi, üretim hızını tespit etmeyi amaçlarız. Tabii bir üretim süresi, üretim hızı nedir? Ancak en yavaş, sürecin en yavaş halkası kadar hızlıdır. En yavaş halkasının hızını tespit edeceğiz ve bir sürecin en yavaş halkasına biz dar boğaz adı veriyoruz. Yani sistemdeki en yavaş üretim sürecinin ortaya koyduğu kısıta biz dar boğaz adı veriyoruz. Dar boğaz zamanı da sistemdeki en yavaş ya da en uzun işin süresi olarak adlandırılıyor. Bizim belirli bir dönemdeki işlem hacmini belirlerken öncelikle sistemin dar boğazını tanımlamamız gerekiyor. Ve eğer sistemin kapasitesini arttırmak istiyorsak da öncelikle dar boğazın hızını arttırmamız gerekiyor. Aksi halde sistemin bir replikasını oluşturmak, evet üretim hızını iki kata çıkaracaktır ama verimliliği değiştirmeyecektir diyoruz. Bunun dışında bir de toplam üretim zamanı adı verilen bir kavram var. Bu da boşta beklemekte olan bir sistemde ürünün hiç bekleme yapmadan tüm üretim sisteminden geçiş sürecidir. Ancak çoğunlukla istasyonların hızlarının birbirinden farklı olması sebebiyle istasyonlar arasında ürün kuyruklarının oluştuğunu görürüz. Bu kuyrukların neticesi olarak da normalde bir ürünün sistem içerisindeki akış süresi toplam üretim zamanından fazla olmaktadır. Bu da aynı şekilde stok oluşturmakta ve israf oluşturmaktadır. Şimdi dar boğaz analizini anlayabilmemiz için yine bir uygulama sorusu çözeceğiz. Bu uygulama sorusu 3 nolu soru. Howard Crane'in sandviç dükkanı müşteriler için sağlıklı sandviçler üretmektedir deniyor. Üretim hattının bir bölümünde paralel ve benzer iki montaj hattı vardır. Üretim sürecinin tasviri de aşağıdaki gibidir deniyor. Öncelikle müşteriler sırayla sandviç sipariş ederler. Yani bir müşterinin sandviç sipariş etme süresi 30 saniye. Bu süreyi 30 saniye bölü sandviç olarak adlandırabiliriz. Ardından sipariş iki montaj hattından birine gönderilir deniyor. Her iki montaj hattı iki sıralı operasyon vardır. Montaj hattlarındaki iki sıralı operasyonlarda bu maddede söylenmektedir deniyor. Bu operasyonlarda da bir kişi çalışıyor her operasyonda. Birinci operasyon, yani bu paralel iki tane montaj hattının sadece tek bir tanesi izah ediliyor burada. Birinci operasyonda çalışan ekmeği alır ve keser. Her sandviç için ekmek kesme süresi 15 saniye bölü sandviç deniyor. Ardından kesilmiş ekmek ikinci operasyona gönderilir. Burada çalışan içeriği ekler. Her sandviç için 20 saniye sürmektedir. Yani 20 saniye bölü sandviç. Ve ardından sandviçin tost haline gelmesi için sandviçe taşıyıcı banta yerleştirirler. İki paralel montaj hattının sonucundan çıkan içi doldurulmuş sandviçler tost operasyonuna ulaşırlar. Sandviçler ısıtılır. Sandviçlerin ısıtma süresi ise her sandviç için 20 saniye bölü sandviç. Son olarak üretim hattının sonunda başka bir çalışan ısıtılmış sandviçi paketleyip müşteriye teslim eder deniyor. Her sandviç için 37 paketleme süresi 37,5 saniye bölü sandviç. Öncelikle bu sürecin bir akış şeması çizilmesi isteniyor. Ardından bu üretim sürecinin dar boğazı belirlenmemiz isteniyor. Ve dar boğaza göre de hattın üretim kapasitesi nedir? Bu soruluyor. Bir de toplam üretim zamanı soruluyor. A, B ve C şıklarını çözelim. Ardından D şıkkı için soruya tekrar bakarız. Şimdi sorunun A şıkkı için öncelikle bir akış şeması oluşturacağız. Bu akış şeması da burada verilmiş. Öncelikle müşteriler siparişlerini oluşturuyor. Sandviç başına 30 saniye süren bir işlemden bahsediyoruz. Dikkat edilirse bu işlem başına geçen süre, yani bu faaliyetin, bu operasyonun periyodunu veriyor. Bunun tersi de hızını temsil eder. Yani 1 bölü 30 sandviç bölü saniye ne anlama geliyor? Bu operasyon saniyede 1 bölü 30 sandviç proses ediyor. Saniyede 1 bölü 30 sandviç. Çünkü periyodun fiziksel çarpım işlemine göre tersi frekansı temsil etmekte. Bu periyoda ilişkin frekans değeri de 1 bölü 30 olacaktır. Tabii bu durumda birim de değişiyor. Sandviç bölü saniyeye dönüşüyor. Burada ise saniye bölü sandviç
var. Sandviç başına 30 saniye süren bir işlem siparişi. Ardından siparişler iki montaj hattından birine gidiyor. Tabii burada hangisinde daha az kuyruk olduğuna bağlı olarak yönlendirme yapılabilir. Her iki montaj hattında, birinci montaj hattında ve ikinci montaj hattında iki adet operasyon var. Birinci operasyon ekmeğin kesilmesi sandviç başına 15 saniye. Ardından içeriğinin doldurulması sandviç başına 20 saniye. Aşağıdaki montaj hattında da aynı senaryo işliyor. Ardından tost operasyonuna geçiyoruz ve tost operasyonunda da 20 saniye sandviç başına işlem bekleniyor. Son aşamada da sandviç başına 37,5 saniye süren paketleme ve teslimat söz konusu. Şimdi A şıkkında biz bu akış şemasını çizdik ve her bir operasyonun süresini belirledik. Dar boğaz belirlenmemiz isteniyor. Bu sürecin en yavaş aşamasını tespit etmemiz lazım. Öncelikle buradaki paralel montaj hatlarından sadece birincisine odaklanalım. Bu montaj hattının hızı nedir? Dediğimiz zaman bu iki ardışık operasyondan yavaş olanın hızı belirleyecektir bunu. Eğer ekmek kesme işlemi 15 saniye sürüyorsa ve iç doldurma işlemi 20 saniye sürüyorsa bu montaj hattının ancak 20 saniyede bir sandviç ürettiğini görürüz. 15 saniyede bir değil. Yani ekmek kesme işlemi 15 saniye sürüyor bile olsa bu ekmek kesme operasyonunda ne kadar hızlı ekmek kesilirse kesilsin, dakikada 4 tane ekmek kesilebilir. Ancak iç doldurma operasyonunda dakikada 3 tane ekmek içi doldurulabilir. Bu sebeple bu montaj hattının hızı sandviç başına 20 saniye. Yani yavaş olan proses bu iki operasyonun darboğazını oluşturacak. Yani biz buradaki darboğazı bulduk. Birinci montaj hattında bir sandviç 20 saniyede üretiliyor. İkinci montaj hattında da bir sandviç 20 saniyede üretiliyor aşağıdaki montaj hattında. Dolayısıyla 20 saniyede iki sandviç üretiliyor paralel iki montaj hattında. Bu ne anlama geliyor? 10 saniyede bir sandviç üretiliyor iki montaj hattında. Dolayısıyla bu iki paralel montaj hattının hızı demeyelim ama periyodu 10 saniye. 10 saniyede bir sandviç üretilebiliyor. Ve şimdi ardı ardına 4 tane operasyon geliyoruz. Birinci operasyonun periyodu 30 saniye. İkinci operasyonun ki burada bu operasyonu analiz ettik 10 saniye. Üçüncü operasyonun periyodu 20 saniye. Dördüncü operasyonun periyodu ise 37,5 saniye. Ardışık bu dört operasyonun hızını da tabii ki en yavaş olan belirler. Dolayısıyla bu akış şemasının dar boğazı paketleme ve teslimat sürecidir. 37,5 saniyelik periyoduyla. Dolayısıyla dar boğazımız paketleme ve teslimat. Bu doğrultuda da kapasitemizi belirleyelim. Eğer bir sandviç 37,5 saniye sürüyorsa bir saatte 3600 saniye vardır. Dolayısıyla saatte 96 tane sandviç üretilebilir bu akış şemasının tamamında. Diğer operasyonların ne kadar hızlı olduğu önemli değil. Bu operasyonlar da ancak en yavaş operasyon kadar hızlı davranabilirler. Dolayısıyla eğer biz bu sistemi iyileştirmek istiyorsak öncelikle dar boğazı iyileştirmemiz gerekiyor. Şu anki kapasite saatte 96 sandviç. Ve diğer bir soru da toplam üretim zamanı. Toplam üretim zamanının tanımı neydi? Sistemin tamamen boş olduğunu düşünüyoruz ve ürün ilk operasyona girdikten sonra bu boş sistemde kaç saniye sonra çıkıyorsa toplam üretim zamanı budur. 30 saniye sipariş süresi, sonra bu montaj hatlarından sadece birini tercih edecek. Dolayısıyla 35 saniyede bir montaj hattında geçirecek. Ardından da 20 saniye ve 37,5 saniye tost ve paketleme operasyonlarında geçecek. Toplamda ardışık 5 operasyon sonucunda 122,5 saniyede üretim gerçekleşecektir. Dolayısıyla bir ürünün toplam üretim zamanı 122,5 saniyedir. Ama işin özünde bu montaj hattı üzerinde dar boğazın hızı sebebiyle birçok aşamada kuyruklar oluşacak ve beklemeler oluşacak. İşte bu beklemelerden dolayı bir parçanın bütün bu
Şemanın üzerindeki akış süresi elbette ki 122,5 saniyeden daha fazla olacaktır diyoruz. Şimdi sorunun bir de D şıkkını inceleyelim. D şıkkında deniyor ki paket ve teslimat operasyonu için ikinci bir çalışan daha alalım. Yani paket ve teslimat operasyona paralel bir operasyon daha koyalım. Bu durumda B ve C şıklarını yeniden hesaplayınız diyor. Öncelikle A şıkkında olduğu gibi eğer paket ve teslimata paralel bir paket teslimat operasyonu daha yerleştirilirse ne olacağını görelim. Akış şemamız bu hale gelecek. Daha önceki analizimizde olduğu gibi bu iki paralel montaj hattının periyodunun 10 saniye olduğunu söylemiştik. Yani 10 saniyede bir sandviç üretilebiliyor. 30 saniye periyoda sahip ilk operasyon, 10 saniye periyoda sahip ikinci bir operasyon, 20 saniye periyoda sahip üçüncü bir operasyon ve iki tane 37,5 periyoda sahip paralel operasyon. Yine aynı montaj hatlarında olduğu gibi bu ikisini birleştirdiğimiz zaman 37,5 saniyede iki sandviç üretildiğini ya da işleme konulduğunu görebiliriz. Dolayısıyla bu iki paralel işlemin 37,5 bölü 2 yani 18,75'lik bir periyodu olduğunu görebiliriz. Bu durumda da en yavaş operasyon sipariş alma operasyonu haline gelecektir en uzun periyoda sahip. Dolayısıyla yeni darboğaz sipariş operasyonu olacaktır. Bu durumda bütün bu akış şeması ancak en yavaş operasyon kadar hızlı olabilir. 30 saniyelik operasyon. Böylelikle yeni darboğaza rağmen bir önceki darboğazın iyileştirilmesi sonucunda saatte 96'dan 120 adede çıkacaktır üretim kapasitesi. Ancak toplam üretim süresi değişmeyecektir. Çünkü yine ilk operasyona bir ürün koyduğunuz zaman bütün bu akış şeması üzerinde seçeceği patikalar üzerinden ürünün geçireceği zaman toplamda 122,5 saniye olacaktır. Tabii ki sistemin tamamının boş olduğunu düşünüyoruz. Oysa ki dediğimiz gibi normalde sürekli akan bir sistemin içerisinde ürünler bu proseslerin, bu süreçlerin önünde kuyruk oluşturacaktır diyebiliriz. Bir sonraki videomuzda başa baş analiz kavramından kısaca bahsediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.